Bravo EA. Kalitenin bir numaralı adresine hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar, bildiğiniz üzere E3 2018 dün akşam itibariyle başladı. Tüm firmalar sırayla çıkacak ve konferanslarında yepyeni oyunlar duyuracak diye heyecanla ekran başına kilitlenmeye başladık. Hatta bilmeyenler varsa biz de canlı yayınlarda bu konferansları sizlerle beraber heyecanla bekleyeceğiz, yaşayacağız, yorumlayacağız. Bu yeni oyunların duyuracak firmaların ilki ise çok sevdiğimiz biricik Electronic Arts. Dün akşam çıktılar ve ellerindeki yeni işleri gösterdiler. Ve öf diyorum size be, neler neler gösterdiler. Şu heyecana bakın lan. Over at the Xbox briefing tomorrow. Thanks Lasse, something not to miss tomorrow. An authentic Champions League tournament mode. Your club will chase this trophy in career mode. We've got so much to do here today, but I want to welcome you to EA Play. It's our third EA Play and our second one in Hollywood. EA Play, our community development. We have a start to buy a new thing for the game as a bright future. Thank you very much for playing the game. Provide us with your feedback and talking to us. Together, evet, konuştular. Sadece konuştular. Oğlum, dünya kadar insan izliyor lan bunu. Yeni bir şeyler görmek istiyorlar, merak içerisinde takip ediyorlar, oynanış videolarına boğulmak istiyorlar. Sen ise ne yapıyorsun? Oyunu göstereceğine konuşuyorsun. Sadece konuşuyorsun. Yok oyun şöyleydi, yok böyleydi diye konuşacağına, göster de oyunu görelim be adam. Niye konuşuyorsun? Göster. Yahu bu millet neden 2-3 yıldır Sony konferansını öptürüyor? Çünkü adamlar az konuşuyor. Peki neden az konuşuyor? Çünkü oyunun kendisini gösteriyor. Dolayısıyla konuşmaya da gerek kalmıyor. Olay bu kadar basit. Şu işi bir türlü çözemediniz be arkadaşım. Çok kötü konferanstı be EA. Az konuş, çok göster acı. Anla artık, bu iş böyle yürüyor. Peki bu konferansta aklımda kalanlar neler oldu? Battlefield 5'lik yıkılabilir çevre çok hoş duruyor. Ayrıca Battlefield 5 için Battle Royale modu da geliyor. Tahmin ediyorduk zaten, bu dönemde Battle Royale yapmayanı dövüyorlar. Bu arada koskoca Battlefield'ı toplasan 5 dakika gösterler, o da ayrı bir başarı hikayesi, tebrik ediyorum. FIFA 19. Şampiyonlar Ligi'ni almışlar tabii ki, bırakırlar mı? Bırakmazlar. Ultimate Team'de Şampiyonlar Ligi kartları görmeye doyamayacağız kardeşim. Neyse, en azından yıllar sonra bir kariyerde ilk defa gerçekten Şampiyonlar Ligi ambiyansı yaşayacağız. Yalnız oyunun fiyatı inanılmaz pahalı. Ön siparişte bile 360 lira. 360 ne lan? Allah'ım, nereye gidiyoruz ya? 28 Eylül'de çıkıyor. Ve Star Wars geliyor. Titanfall oyunlarıyla hatırlayacağınız Respawn Entertainment yeni bir Star Wars oyunu yapıyordu ya. Heh, işte onu ilk kez gösterdiler demek isterdim ama göstermediler. Peki ne yaptılar? Tabii ki göstermek yerine konuştular. Oyunun adı Star Wars Jedi Fallen Order olacak. Jedi olarak oynayacağız. 3. ile 4. film arasında geçecek kendisi. 2019 sonunda çıkacak. Hiçbir görüntü yok. Hazır değilmiş daha. Ama Jedi olmak heyecanlandırmadı değil, heyecanlandırdı valla. Sonuçuna benzemesin de. Tatlı oyunlardan gidelim, Unravel 2 var elimizde. Çok tatlış duruyor. İlk oyun şaheser değildi ama fena olmayan bir platformdu. Bu kez daha da geliştirmişler gibi. Güzel, temposuzlu platformları severim zaten. Bu arada ilginç bir bilgi daha, oyun çıktı. So, you're in their position. Geçiyorum. Make some noise for In Control. Yes. Konferansta en inanamadığım şeylerden bir tanesi de şu mobil oyun olayıydı. İki adam sahneye çıktı ve bize mobil oyun anlatmaya başladılar. Dedim ki Allah'ım neler oluyor? İlk defa bir konferansta uzun yıllar sonra Bethesda'nın Fallout Shelter'ı göstermesinden sonra mobil oyun videosunu uzun uzun izlerken şaşırdım, şaşkınlık içerisinde kaldım. Adamlar bildiğin koskoca fuarda mobil oyun turnuvası yaptılar ya lan. Baya baya mobil oyun turnuvası ya. Oha be oğlum. Tamam, oyunun adı Command & Conquer's Rivals olabilir. İsminin ağırlığı var ama mobil ulan bu. Neyse. Bravo EA. Anthem. Hiç üzerine konuşmayacağım. EA'in en çok beklediğim oyunuydu bu konferansta. Konferansın da sonuna sakladıkları için heyecanlanmıştım. Sürprizli bir uzun video çıkar mı diye çıktı da. 20 dakikalık bir video çıktı ama neydi bu videonun içeriği biliyor musunuz? Tabii ki konuşma. But something new and different, and I think the team has really captured that vision over the years. Curious how you're planning to make the story work in this shared world. So a great story. Point for BioWare is really about characters. How cool was that trailer? How cool was that trailer? Bravo EA. Durun durun, haklarını yemeyeyim. 3 dakika oynanış videosu gösterdiler. Bravo iyi. Ayrıca bu oyunu inatla online yapmaya çalışan herkese de kafam... Kanalıma abone ol. Videoyu da beğen.